idarenin, yani valiliğin harekete geçmesiyle valiliğe ulaşan, sizin o dediğiniz işte sesi duyan vesaire, yani bir şekilde bu valiliğe ulaştıktan sonra harekete geçen ilk başta valilik oldu. Konuyu savcıyla görüşerek, çünkü bu tabii bir adli olay, artık kişilere eziyet etmek bir suç. Yani o sebeple bu bir idari bir eksiklik değil. Yani bir kişinin işe geç gelmesi ya da işte işte bir tane eksik bir parça dilim ekmek vermesi gibi bir şey değil. Bu kişinin vücudunun bütünlüğüne yönelik bir davranış olduğu için savcı, Cumhuriyet Savcısı olmadan bu iş yürümez. Yani Cumhuriyet Savcısıyla ve kollukla tabii birlikte beraber başından beri takip ettiğimiz, bunun gizli tarafı oldu, istihbaratı oldu, kaydı oldu. Çünkü delillendiremezsen sonra kamuoyunda şöyle şeyler oluyor. Yani delillendiremezsen adliye bunu serbest bırakıyor, delil önüne koyamazsın ya da eksik delil koyarsan. Böyle olunca delillendirilme süreci oldu. Savcının gözetiminde. Bir de malum bir deliller, eğer adli otoritenin izniyle ve kontrolüyle elde edilmezse de usulsüz elde edilmiş oluyor. O da geçer söylüyor. Yani ben kendim gizli bir şey koyup çeksem bu olmuyor. Onu hakim kararıyla çekmem lazım ki dosyaya delil olarak girsin. Yani usulü işlemlerden anlatıyorum. Bu hani birdenbire olan bir şey değil. Bu konu takip ettik, izledik, delilleri topladık. Ve bir şey başladı, operasyon başladı. Tutuklamalar doğrudur. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da müfettiş istedi. Acaba burası özel bir rehabilitasyon merkezi ama sonuçta acaba kontrolünde vesairesinde, yönetiminde, denetiminde bir hata, eksik var mı? Olayın o tarafı. Adli tarafını savcı yürütüyor. Tutuklamalar zaten basına yansıdı. Tutuklama doğrudur. Böyle bir operasyon da doğrudur. Ama onun ötesinde biraz önce söylediğim sıkıntılar sebebiyle ve Cumhuriyet Savcısının artık kontrolüne geçmiş adli bir olay olması ve Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla artık kolluk malumunuz suçu önlerken, maske takmayana maske takmasını temin ederken önleyici kolluk, idari kolluk, ama suç işlendikten sonra savcının talimatıyla yönlendirmesiyle çalıştığı için adli kolluk başlıyor. Şimdi burada Cumhuriyet Savcısının olmadığı bir ortamda kendi idaremin dışındaki şeyler hakkında konuşamıyorum. Yani belki de onun planında başka şeyler vardır. Ben bunları zaten bilmiyorum ama bilsem de ötesini bu noktada konuşamam. Ama böyle bir olay vardır, tutuklama vardır. Valiliğin izlemesiyle ve savcılığı ve kolluğu harekete geçirmesiyle vatandaşın duyarlılığını hemen dikkate alarak harekete geçmesiyle oldu. Bu bir vaka, yani olmaması tercih edilir ama bütün bu böyle bir yapı da var. Yani özel rehabilitasyon merkezi diye bunlar kendiliğinden kurulmuş yerler değil. Yani kendi kuruluş biçimlerine göre resmiyette oluşmuş yerler. Bunlar sistemin parçası. Sistemle birlikte yürütmek gerekiyor, ayakta tutmak gerekiyor. Benim bu konuda şimdilik diyeceğim bu kadar. Ama Cumhuriyet Savcımız kendi takdiridir, yeni geldi. Fazla bir şeyi söyleyecekse veya bizim bilmediğimiz, gerçekten çünkü savcının bildiği şeyi artık biz bilmiyoruz. Biz ona götürene kadar, ona götürdükten sonrası bizim dışımızda olan bir konu. Belki o da bir hani konunun hassasiyetine beraber bir şey söylerse o kendisini bilecek.